damar tıkanıklıklarına sebep olabiliyor. Bunlar ayakta gangrenlere, bacak kesilmelerine kadar gidebiliyor. Onun için sigara önemli. Şeker hastalığı son derece önemli. Bir insanın şeker hastalığı var ise damar tıkanıklığı var demektir. O kadar birbirine eşittir şeker hastalığı. Onun için şeker hastalığına yakalanmamak, varsa da şeker hastalığımız muhakkak kontrol altına almamız gerekiyor. Tabii şeker hastalığında en büyük sebepleri, onda da gene genetik faktörler var. Tip 2 şekerden bahsediyoruz tabii. Tip 2 diyabet. Onun da olmasının en büyük sebebi insülin rezistansının artması, insülin direncinin artması. Onun da en büyük sebebi obezite. Yani hareketsizlik ve obezite tabii. Evet, hareketsiz yani, yaşam. Hareketsizlik ve kilo almak. Özellikle göbek çevresinde ve karaciğerde yağlanmayla giden durumlarda şeker hastalığı kaçınılmaz. Şeker hastalığı da son derece damar tıkanıklığını sebep oluyor. Yani sigara ve şeker hastalığı en önemli sebepleri diyebiliriz. Peki kişide şeker hastalığı yoksa hocam? Yok ise, sigara da içmiyorsa, ailesinde yoksa... Neye dikkat edecek bu kişi? Yani dikkat etmesine gerek yok. O zaman ailede yok, sigara içmiyor, şeker hastalığı yok, obezitesi yok, spor yapıyor. Çok korkmasına gerek yok. Ama buna rağmen yine damar tıkanıklığı olur mu? Olabilir. Çünkü genetik faktörleri bazen çok gizli bir şekilde olur. Ailesindeki şeyleri bilemeyebilir, evet. Eski hikayeleri. Genetik olarak yine olabilir ama o kadar genç yaşta beklemiyoruz genelde. Yaş oranı var mıdır hocam? Tabii. Yani şimdi genetik olarak bir insanda damar tıkanıklığı varsa ailesinde, kendisinde de olma ihtimali vardır ama eğer sigara içmiyorsa ve şeker hastalığını yakalamamışsa, hani bu böyle 70'li 80'leri yaşları buluyor, ileri yaşları buluyor. Ama böyle 30'lu 40'lı yaşlara inmesi için yani sigara ve şeker hastalığı gerekiyor. Yani sigara ve şeker hastalığı çok öne çekiyor. Genç yaşta olmasına sebep oluyor. Peki hocam, stres yaşam koşulları.